Arkadaşlar merhaba. Aslında sizlere yılbaşı videosu çekecektim fakat burada her şeyi kaldırmışlar. O onların bayramı olan Christmas'a özelmiş. Sadece şu ileride olan bir ağaç var şurada. Bir tek yılbaşıyla ilgili olarak bu ağaç kalmış burada ve ufak tefek indirimler tabii ki. Keşke daha önce gelebilseydim ama ben bilmiyordum. Bu durumdan kusura bakmayın. O yüzden bugün sizlere bir yılbaşı videosu değil de bir yemek videosu çekeyim dedim. Çok güzel bir burgerci varmış. Burger Heart diye. Ben de bu Burger Heart'a gideceğim şimdi. 9.90'a hamburger, patates ve kolası varmış. Bakalım nasıl bir şey. Bu arada yılbaşı ağacı böyle. Burger Heart'a gideceğim. Orada tekrardan görüşmek üzere. Evet, şimdi Burger Heart'ın önüne geldim. Burası. Şimdi bu dışarıda gözüken menüyü çekeceğim. 9.90'a güzel bir yemek var. Girelim bakalım. Geldim. Güzel bir masalar var burada şöyle. Masalar falan çok lüks. Çok hoşuma gitti. Burada bıçak da var. Kamerayı da düşürüyordum. Menü şöyle. Menüsü var. Uygun fiyata en iyi hamburgerler burada satılıyormuş. Araştırdığıma göre şu 9.90 menüden alacağım ben şurada. Bakalım ne gelecek. Bekleyeceğiz. Bu arada ortamı beğendim. Bayağı da bir kalabalık. Aşırı derecede güzel hamburger kokuyor. İnşallah becerebilirim güzel bir şey almayı. Başka da menü yok zaten. Şimdi hamburger geldiğinde tekrar beraberiz. Arkadaşlar şimdi ben siparişimi verdim fakat şöyle değişik bir sistem varmış. Şöyle bir menüyü size tekrar göstereyim. Burada hamburger çeşitleri var şu bölümde. Buradan istediğiniz hamburgeri seçiyorsunuz. Yanında patates ve herhangi bir içecek. Ekstradan alkollü bir içecek isterseniz 1 euro. Ekstradan malzeme isterseniz 1 euro. İşte dip sos falan isterseniz ekstra bunlar ödeniyor. Fakat şu hamburger çeşitleri, patates ve içecek, ice tea veya limonata, bunlar 9.90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çeşit hamburger var burada. Yani 8 çeşit farklı hamburger alabiliyorsunuz. Yanında patates ve içeceği 9.90'a her çeşit hamburgeri alabiliyorsunuz. Sadece ekstradan bir malzeme koymak isterseniz o malzemeyi 1 euro ücret ödeyerek ekleyebiliyorsunuz. Vallahi ortamda bayağı kalabalık. İnşallah da sesim geliyordur. Tekrardan geldiğimde masaya hamburger menü size çekeceğim. Ben etrafta gördüğüm kadarıyla bayağı güzel, büyük ve lüks bir hamburgerler var. İşte kadına sordum. Dedim ki en iyi hamburgeriniz hangisi? Ondan getirin bana. Şu en baş cheese yazanı bana önerdi. İçerisinde %100 dana eti, domates, salata, salatalıklar, burger sosu varmış özel ve birkaç anlamadığım Almanca yazan malzeme. İnşallah güzel bir şey gelir. Bu arada ilk defa böyle bir video çekiyorum. Beceremiyorsam veya güzel çıkmıyorsa kusura bakmayın. Elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum fakat ortam gerçekten çok güzel. Eğer ki bir gün Almanya'ya gelirseniz ve Heilbronn şehrine gelirseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. Tabii bunu etmeden önce bir hamburgerin tadına bakmamız lazım. Hamburger geldiğinde tekrardan beraberiz. Evet, hamburgerlerimiz, içeceklerimiz, patateslerimiz hepsi geldi. Şöyle göstereyim size.
yerinde arkadaşlar. Hamburgerin büyüklüğü Nusret Burger'le neredeyse aynı. Türkiye ile kıyas yapıyorum. Limonata, şöyle göstereyim. Blueberry'li söyledim. Bu bir limonata ve taze nane koymuşlar. Mükemmel bir detay aslında taze nane koyulması. Bir mekanın kalitesini ben buradan anlarım. Taze şeyler, yaprakların koyuluşundan. Patatesler normal bildiğimiz. Her yerde yediğimiz patateslerden. Hamburgerin yanında bir de şöyle bir lahana havuç karışımlı bir sos geliyor. Fena değil. Yalnız tabak çok sıcak. Böyle sıcak tabakta getiriyorlar. Şimdi 9.90 dediğinizde yaklaşık 45 TL civar bir fiyat yapıyor ve Nusret Burger'de de ve buna benzer kaliteli bir hamburgercilerde de bu fiyatları yiyorsunuz aşağı yukarı. Burada da 9.90 ama burada yaşayanlar için oldukça uygun fiyatlı bence. Sonuçta burada da insanlar standart olarak 1200-1300 lira kazanıyor ve bunu 9.90 yiyor. Ama biz Türkiye'de 1200-1300 TL kazanırken bunu 45 liraya yiyebiliyoruz. Bence oldukça makul bir seçenek. Şimdi ben bunun bir tadına bakayım, bir löpür löpür götüreyim. Ondan sonra ne hissettim, tadı nasıldı sizlere aktaracağım. Şimdi şöyle bir araya gireyim arkadaşlar. Hamburgerin tadı çok güzel fakat eti biraz fazla pişmiş. Yani biraz sert bir eti var. Patatesler muazzam, yani tuzu, kızarma oranı falan. Limonataya söyleyecek söz bulamıyorum çünkü mükemmel. Yani şimdiye kadar hayatımda içtiğim en iyi limonatalardan biri diyebilirim. Gerçekten bayıldım limonataya. Yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, öncesi ve sonrası bu halde. Vallahi hamburgeri çok beğendim. Patatesler biraz kaldı. Yemeye devam edeceğim patateslerde. Patatesler de mükemmel. Bu zaten efsane güzellikte bir limonata olmuş. Şu çok güzel bir sos. Hamburgerin yanında çok iyi yiyebileceğiniz bir sos. Böyle bir baktığınızda. Ben tadını vallahi çok beğendim. Her şeyin tuzunun oranı o kadar güzel ki. İnsanlar da şu an bana o kadar çok bakıyorlar ki, galiba burada ilk defa çekim yapan benim, bilmiyorum. Hamburgerin içerisinde vardı, salatalık domates vardı, karamelize soğan vardı, bakın şurada kalmış biraz. Onun haricinde özel soslar vardı birkaç tane. Böyle dediğim gibi bir yılbaşı videosu yapamadım ama özel bir yemek videosu yapayım dedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.